Evet arkadaşlar tekrar merhaba. Mahrubeste ile birlikteyiz. Mahrubeste Tanpınar'ın güzel romanlarından bir tanesi. Bir bakıma üçlemenin ilk romanı. Değerli bir roman. Değerli olduğu kadar da insanı okuma aşkı şevki veren, diğer romanlarına da ister istemez götürmek durumunda kalan bir roman. Bu romanı okuduktan sonra muhtemelen okumayanlar için bunun için sordum. Okumayanlar için huzur ve sahnenin dışındakiler de bir artık gereklilik haline, okuma gerekliliği haline gelecektir. Çünkü bu üç romanın bir seri olduğunu değil mi? Veya nehir roman da diyorlar, üçleme diyelim her neyse, birbiriyle ilişkili olduğunu hepimiz biliyoruz. Dolayısıyla bu roman okunup bittikten sonra Tanpınar'da musiki, onun tabiriyle musiki, ve Mahrubeste temini, izleyini sıkça karşılaşacaksınız bu izlekte. Bu izlek muhtemelen romanın genel yapısını oluşturan temel izleklerden biri olacak ki ben yıllar önce asistanlık sınavına girdiğimde üniversiteyi daha yeni bitirmiştim. Karşıma şu soru çıkmıştı. Yani bizim edebiyat, yeni edebiyat, modern edebiyat alanında asistan öğretim görevlisi falan filan olacaksanız öğretim üyesi olacaksınız bile Tanpınar, Tevfik Fikret kesinlikle çıkacak sorulardır. Şu soruyu sormuşlardı. Tanpınar'da giydirilmiş zamandan ne anlıyorsunuz? Huzur için, huzur özelinde sormuşlardı bunu. Giydirilmiş zaman. Sonradan ben tabii o dönemde giydirilmiş zaman kavramını kendi bilgilerimle yorumlamıştım. Doğru da söylemiş ama sonradan Tanpınar'ın Yaşadığım Gibi Deneme kitabındaydı sanırım. Sanırım oradaydı. Ya da neredeydi hatırlamıyorum. Ama orada olduğunu düşünüyorum. Giydirilmiş zaman kavramına rastlamıştım. O şey diyordu. Musiki giydirilmiş zamandır diyordu. Musiki, müzik, anlatıların üzerine diyelim biz ona. Anlatıların üzerine giydirilmiş bir zamandır. Bu ne demektir aslında? Bir anlatıyı inşa ederken Tanpınar ve başkaları da belki bir müzik eserinin, bir musiki eserinin ki burada Mahrubeste olarak karşımıza çıkıyor. O musiki eserinde anlatılanların aslında romanın genel anlatısıyla değil mi ilişkide olduğunu ortaya koyan bir kavram bu. Giydirilmiş zaman. Aynı zamanda giydirilmiş zaman zaman kavramını eserdeki zaman kavramını müzikle ilişkilendirebilmek, müziğin ritmiyle, müzikte anlatılanlarla değil mi bir arada değerlendirebilmek bir anlamda aslında zaman kavramını müzik etrafında görebilmektir. İleride işte huzuru şeyi okuduğunuzda, sahnenin dışındakileri okuduğunuzda ve şeyde de Yaşadığım Gibi de bununla ilgili pasajlar vardı, öyle hatırlıyorum. Orada da göreceksiniz ki müzik Tanpınar'ın zaman kavramını vermek adına oldukça önemlidir. Özellikle Mahur Beste, huzurda da geçer. Mahur Beste, o besteli o musiki eserinin bestelenme nedeni bu romanda aslında huzurda da daha fazla olmak üzere bize anlatılmak istenen hususları çok net bir biçimde vermekte, ortaya koymaktadır. Bir yerde geçer. Burada romanda bir yerde geçer. Mahrubeste ile bir yerde karşılaşırız. Ama o bir yerde anlatılan şeyler bize aslında romanın baş kahramanı olan Behçet Bey'in kendini erkek gibi hissetmesine neden olan yerdir. Normalde androjen, yani işte kadınsı ve erkeksi özellikleri üzerinde taşıyan bir kişiyken Behçet Bey değil mi? O müziğin hikayesini dinledikten sonra İsmail Molla'nın, babası İsmail Molla'nın istediği gibi bir erkek şeklinde davranmaya başlamıştır. Dolayısıyla müzik aslında buradaki olgunlaşma halinin, erginleşme halinin bir anlamda ortaya çıkmasını sağlayan bir husustur, unsurdur. Şeyde de, huzurda da, burada da, mahur beste bir kadının bir erkeği
aldatma vakasıyla birlikte verilir ve asıl bu bestenin yapılış nedeninin Talat Bey tarafından, yapılış nedeninin eşi tarafından terk edilmesi olduğu bilinir. Ve niçin bu şey kullanılmıştır? Muhtemelen bu bestenin kullanılmasının sebebi, ben tabii yani şöyle bir internete baktım, mahur beste diye gerçekten Ahmet Kaya'nın, Atilla İlhan'ın şiirinden yaptığı müzik şey çıkıyor karşımıza. Oradan da anlayabiliyoruz aslında. Sözler de bize bunu veriyor aslında. Bir ritim var farkındaysanız. Böyle bir hareketlilik var. Ama o hareketliliğin içerisinde böyle insanı üzen, insanı ağlatan, insanı mahzunlaştıran bir yanda var. Mahur Beste'nin belki de en önemli taraflarından bir tanesi, yani bu beste nasıl bir şeyse, işte biraz da müzikolog olmak lazım herhalde. Bu beste muhtemelen bir ritmik bir atmosferin içerisinde bir iç sıkıntısını da, değil mi, veriyor gibi. Biraz sonra zaten Atilla İlhan'ın da Mahur Beste şiirinden de küçük bir alıntı da yapacağız. Bu romanın, biliyorsunuz siz de, yani biliyorsunuz veya şimdi öğreneceksiniz, 1944 yılında Ülkü Mecmuası'nda, o zamanın önemli mecmualarından bir tanesi, 28 sayı halinde tefrika edildiğini, yani parça parça yayınlandığını, tefrika parça parça yayınlamak demektir. Her sayıda bir bölümü yayınlamak şeklinde yayınlandığını biliyoruz. Dolayısıyla aslında 1944 yılında yayınlanan bu eser, parça parça yayınlanan bu eser, çok sonra 1975 yılında Tanpınar'ın vefatından sonra kitaplaşmıştır ki onların kaderi de budur zaten. Onlar yaşarken kitaplarının yayınlandığını göremezler. Kitabın sonunda da siz de biliyorsunuz çok orijinal bir bölüm var. Yazarın eklediği bir bölüm. Behçet Bey'e, değil mi, Mahur Beste hakkında Behçet Bey'e mektup başlıklı bölüm, son bölüm karşımıza bir eklenti olarak çıkıyor aslında, değil mi? Gerçekten de bir eklenti gibi çıkıyor. Tanpınar 28 bölüm halinde tefrika ettiği bu metne bir son bölüm olarak bu bölümü de Ülkü Mecmuası'nda yayınlanmak suretiyle eklemiştir. Dolayısıyla Yaşadığım Gibi isimli şeyde, metinde, deneme kitabında, Tanpınar'ın denemelerin toplandığı böyle kalınca bir kitap. Orada bu metin mevcuttur. İsteyenler o deneme kitabında, ben çıkarmadım şimdi de, o deneme kitabında okuyabilirler. Orada bu mektup orada da yer almıştır. Ama bu şeyle ilgili olduğu için ve Ülkü Mecmuası'nda 28 sayı halinde roman tefrika edildikten sonra yayınlandığı için o bölümde buraya alınmıştır. Ve bu bölümün buraya alınması da az sonra da değineceğimiz üzere romana bir üst kurmaca havası da, değil mi, vermektedir. Güçlü bir üst kurmaca havası vermektedir. Dolayısıyla bu metnin aslında sanki gerçek bir hikayeden yola çıkılarak yazılmış olduğuna dair bir izlenim oluşturmaktadır bu metin. Bu yönüyle oldukça önemli. Yani biz bu metni okuduğumuzda hakikaten, o bölüm okuduğumuzda, ha, Tanpınar gerçekten de böyle bir adamla söyleşti mi acaba? Böyle bir adamla konuştu mu acaba? Böyle birisi onun hayatında var mıydı acaba? Demeden kendini uzak tutamıyor. Bunu mecburen söylüyor. Kaldı ki bir yerde Tanpınar'ın bir yazısı daha vardır. Çok ilginçtir. Yazının adını tam olarak hatırlayamıyorum şimdi ama Mavi ve Siyah'ın baş kahramanı Ahmet Cemil'le mektup ya da Ahmet Cemil'le konuşma tarzında bir metni daha vardır. Ahmet Cemil'le gerçekten de bir denemede, Yaşadığım Gibi de olabilir o. Muhtemelen o da Yaşadığım Gibi de konuşur. Ama bu Halit Ziya'nın eseridir elbette ki. Dolayısıyla aslında yazarların yarattıkları kahramanlarla da, değil mi, bu tür diyaloglar kurduğuna, onları, o kahramanları gerçek kahramanlarmış gibi, gerçek insanlarmış gibi, öyle diyelim, düşündüklerine, onları muhatap aldıklarına, onlarla söyleştiklerine ve aslında onları yaşadıklarına, değil mi? Hani her zaman diyoruz ya, bir metin yazarken kahramanınızı gerçek bir kahramanmış gibi kurgulayın, yaratın.
Gerekirse onunla konuşun, sohbet edin. O da size cevap versin. İşte Tanpınar bunun bir uygulamasını da yapıp son bölümü Behçet Bey'e, Mahur Beste hakkında Behçet Bey'e mektup şeklinde değil mi? Bunu eklemiştir. Dolayısıyla bu metin aynı zamanda bir eklenti metni gibi görünse de karşınıza bir üst kurmaca yapıldığına dair de düşünceyi vermektedir. Mahur Beste'den sonra huzur ve sahnenin dışındakiler yazılmıştır. Bunlar nehir roman olarak ya da üçleme olarak geçmektedir. Ve bütün bu eserlerin tamamında da Mahur Beste bir leitmotif olarak, yaygın, yayılmış motif olarak karşımıza çıkmaktadır. Özellikle huzuru okuduğunuzda göreceksiniz. Güçlü bir motiftir. Ben ara sıra arkadaşlar, küçük eşim bir tatlı yapmış da ara sıra yiyorum, kusura bakmayın. Ayıp olmaz inşallah. Size kahve alayım. Ara sıra karşımıza çıkmaktadır. Yani böyle şey gibiyiz ya, çay toplantısı yapıyor gibiyiz. O yüzden sizi samimi gördüğüm için yapıyorum bunu. Böyle bir şey var. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Böyle bir bölüm var. Bu bölüm, arkadaşlar siz de lütfen sigaralarınız da dahil olmak üzere içebilirsiniz. Hiç çekinmeyin. Evet, afiyet olsun. Çok iyi. Leitmotif, yaygın motif. Mahur Beste o yaygın motif olarak karşımıza çıkar. Oldukça önemlidir. Müziğin insanın duygularını harekete geçirme gücünü, değil mi? Biraz sonra da oraya da aldım, yapıştırdım buraya. Notlarım arasında da var. Müziğin insanın duygularını harekette geçirme gücünün olduğunu hepimiz biliyoruz. Dinlediğimiz müzikler hepimizi böyle bir biçimde belli duygularla ilişkilendiriyor. Bazen bu milli manevi duygular olabilirken bazen, değil mi, aşk duyguları olabiliyor. Öyle bir Kibariye'yi dinlediğimizde mesela anneyle ilgili içimizde, değil mi, anne hasreti ortaya çıkıveriyor. Veya Sezen Aksu'nun İstanbul'unu dinlediğimizde, sizler bazılarınız İstanbul'da yaşıyorsunuz ama benim işte ben İstanbul'u özlüyorum mesela. Ne oluyor? O müzik bize aslında bir yaşantı sağlıyor ki burada, bu metinde tek bir yerde geçse bile en başta en başta, özür dilerim, bakayım unutmadan söyleyeyim. Eyyubi Bekir Ağa'ya, bestekarı herhalde Mahur Beste'nin, Eyyubi Bekir Ağa'ya bu eserin ithaf edilmesiyle birlikte bir yerde Mahur Beste'den söz edilmesine rağmen biz aslında bütün bir metinde baş kahramanın Mahur Beste dolayımında artık bir erkek gibi davranmasını, erkekleşmesini, değil mi? O kadın kimliğinden, kadın davranışlarından, bir anlamda çevresindeki kadınlardan etkilenerek erkek, her ne kadar erkek olsa da kadınsı gibi davranmasından, ki bazıları eşcinsel diyor, onu da çürüteceğim, eşcinsel falan değil, davranması onun aynı zamanda müzikle birlikte, Mahur Beste ile birlikte, o doğumla birlikte Tanrı tarafından ona verilen erkek kimliğini üstlenmeye başladığında net bir biçimde gösteriyor. Biraz sonra ona değineceğiz. Bu anlamda Mahur Beste oldukça önemli. Bize Tanpınar'ın müzikle bununla ilgili çalışmalarda vardı. Mesela İbrahim Şahin Hoca'nın vardı bir tane. O kalın bir kitap. Eskişehir'de profesör. Bizzat tanıştığımda bir insan. Yani bir kere karşılaştık, konuştuk. Çanakkale'ye gelmişti kendisi. O Haz ve Günah, Tanpınar'da Haz ve Günah mıydı kitap? Onu da çıkartmadım. O da şuralarda bir yerde. Orada musikiyi, sesi, Tanpınar için musikinin sesinin ne kadar önemli olduğunu teker teker eserlerine bakarak, yani şiir ve romanlarına bakarak değerlendiriyor. Bunun dışında da başka şeyler de var, çalışmalar da var. Dolayısıyla Tanpınar için müzik arkadaşlar sadece Türk müziği değil. Bakın, sadece Türk müziği değil, o Wagner'den falan da bahseder. Bach'tan, şundan bundan da bahseder. Eserlerini okuduğunuzda göreceksiniz. Müzik onun için çok önemlidir. Özellikle şiirlerini okuyan şair arkadaşımıza da buradan sesleniyorum. Şiirlerini, Tanpınar'ın şiirlerini muhakkak okumuştur. Ama bir de bu gözle okumasını salık veriyorum. Sesin bir şiirde nasıl ön plana çıktığını, dil aracılığıyla ön plana çıktığını görüyoruz. Kaldı ki her şey bir tarafa, Tanpınar'ın
müzikle ilişkisi, müziği sevmesi, hem Türk hem Batı musikisini sevmesi bir tarafa, romanda bile kullandığı dil, dikkat ettiğinizde şiirsel bir dil olmaya başlıyor bir yerden sonra. Bilmem fark ettiniz mi? Değil mi? Kurduğu cümleler, kullandığı kelimeler, bazen böyle şiire has alışılmamış bağdaştırmalar yapması. Ne demek bu alışılmamış bağdaştırmalar? İnsanın zihin dünyasına, anlam dünyasına garip gelen imgeler oluşturması falan. Aslında Tanpınar'ın bütün eserlerinde, 19. asır Türk Edebiyatı Tarihi isimli öğretici eserinde bile, şeyde bile, edebiyat üzerine makalelerde bile, bunlar öğretici eserdir. Orada bile bir şiir dilinin öğretici eserlerde bile kullanıldığını biz aynel yakın okuyanlar, değerlendirenler görüyoruz. Bu yüzden Tanpınar için musiki hem bir sanat eseri olarak önemlidir, hem de eserlerini inşa ederken kullandığı dili musikiye göre ayarlaması bağlamında da oldukça değerli ve önemlidir. Tanpınar'a bu gözle de bakmak lazım arkadaşlar. Tanpınar bizim için aslında edebiyatla, romanla, şiirle, müzik arasında nasıl bir ilişki kurulabileceğini gösteren oldukça önemli, değerli bir sanatçımız ve aynı zamanda bir akademisyenimiz. Biliyorsunuz Tanpınar bir profesör. Doktor değil, profesör. Doktorası yok. Yani dışarıdan profesör ihtiyacını karşılamak için eskiden biliyorsunuz siz de böyle kitapları olan Batı'da da bu müessesenin olduğunu söylerler. Hilmi Yoz'dan duymuştum. Kendisi bizzat söylemişti bana. Profesörlük unvanı, doçentlik falan değil, doğrudan profesörlük unvanı, yani kendini ispatlamış, doktora yapmamış olsa bile değil, ihtiyacı yok. Adam zaten bir sürü doktora yapmış, yani yazdığı eserleri dikkate aldığımızda nedir? Yani sen bir konu üzerine çalışıyorsun, adam 50 bin tane konu üzerine yazmış, neler neler. Profesörlük unvanı verilmiştir ve o da İstanbul Üniversitesi'nde Edebiyat Fakültesi'nde, hatta orada bir sınıf da vardır, Tanpınar sınıfı, orada dersler vermiştir bizzat. O koridorlarda dolaşmış birisi olarak söylüyorum size. Ama maalesef orada eğitim görmedim. Çok da isterdim. Mümkün olmadı. Mahur Beste bir aksiyon romanı değil arkadaşlar. Fark ettiniz mi? Bilmiyorum. Temel bir olay üzerinden ilerlemiyor. Fragmanlar halinde bize bir takım olaylar izlettiriliyor. İzlettiriliyor. Bu şey çok uygun aslında. Biz bu izleme eylemini bir adamın iki uyku arasında, değil mi? İlk bölümün adı. Nerede o? İki uyku arasındaki düşünceler. Bir adamın, Behçet Bey'in iki uyku arasında uykudan uyanıp yeniden uykuya dalma aşamasında 12 saat falan diyelim, değil mi? Hani 12 saat falan ayakta durduğumuzu düşünelim. Bazen 13-14 saat süresince zihninde kendi hayatındaki kişilerle ilgili nelerin bulunduğunu izlememizi sağlayan bir şey var. Fragmanlar halinde yazılmış bir roman var. Temel bir olay örgüsünden hareketle kurulmamış her bir bölümde farklı şeyler anlatılmak suretiyle ilerleyen, daha doğrusu farklı insanları, farklı kahramanları, farklı olayları, şöyle diyelim aslında, Osmanlı'nın son bizim alanımıza giren yıkılış devridir ama aslında yeniden doğuş devridir. Türkiye'nin yeni doğuşu olarak düşündüğümüz vakit. Osmanlı'nın son yüzyılı, o dönemlerde yaşamadık hiçbirimiz ama keşke şöyle bir gidip gelme imkanı olsa, bir 3-5 sene o dönemlerde yaşayabilsek çok isterim. O yüzyılı bize çeşitli aşamalarda, değil mi, seyrettiriyor. Biz bu seyir işini, izleme işini kimin bakış açısıyla yapıyoruz? Behçet Bey'in bakış açısıyla, Behçet Bey'in hatıralarını öğrenmek suretiyle yapıyoruz. İki uyku arasında 12-13 saatte kaç sene anlatılıyor arkadaşlar? 100 küsur sene. 100 küsur sene Osmanlı'nın son dönemleri, işte 1830'lu yıllardan itibaren
birbirinden farklı bir sürü olay. Abdülazizler, 5. Muratlar, Abdülhamit karşımıza çıkıyor, değil mi? Karşımıza çıkıyor. Biz Ali Suavi olayından, ondan sonra başka başka pek çok olaya yelken açıyoruz ve bunların hepsini bir biçimde şeyin bakış açısıyla. Neydi onun adı? Behçet Bey'in bakış açısıyla, Behçet Bey'in hatıraları bağlamında görüyor ve değerlendiriyor. İşte romancılık bu arkadaşlar. Size 24 saat içerisinde, hatta 13-14 saat, 24 saat içerisinde koca bir yüzyılı anlatabiliyorsa bir romancı, değil mi? Uzun yılları anlatabiliyorsa, ki huzur da böyle değil midir? 24 saat. Giydirilmiş zaman dediğimiz budur aslında bir anlamda. Değil mi? Bir anın içerisinde, burada da var bu. Kronotoplar meselesinde ona değineceğiz aslında. Aynadan bir anın içerisinde bir sürü zamanı görmek, değil mi? Ne zamanın içinde olmak, ne de dışına çıkabilmek. Bu güçlü bir biçimde veriliyor, anlatılıyor ki Prost diyorum. Prost'un da böyle de aslında da Ulysses, James Joyce'un Ulysses'i de mesela 24 saatlik bir roman. Ne bileyim işte Adalet Ağaoğlu'nun Dar Zamanlar Üçlemesi'nin ilk romanı da, değil mi? O da 12-13 ya da 24 saatte, net hatırlayamıyorum. O kadar zamanda geçiyor. Ama ne yapıyor? Bu kadar kısa bir zaman dilimi içerisine birbirinden farklı bir sürü olayı sığdırabilmek için yazar ister istemez bizi zamanlar arasında getirip götürüyor ve bize aslında bir dönemi veya birden fazla dönemi izleme olanağı sağlıyor. Belki birçoğumuz bu dönemler hakkında bilgi sahibi değiliz ama mesela biz Bahar Hanım'la daha önce konuştuğumuz kadarıyla Ali Suavi, bu olay nedir falan filan merak ediyor insan, değil mi? Biz edebiyat tarihçileri bunları okuduk. Yani iyi kötü hatırlıyoruz. Ama bilmeyenler için 2. Abdülhamit ne yapmış, ne yapmış, ne türlü zararlar vermiş insana, insanlara, insanlara diyorum, devleti korumak adına insanlara ne türlü zararlar vermiş. Bütün bunları İttihat ve Terakki nedir? Jön Türkler kimlerdir? Sabri Hoca, değil mi? Sabri Hoca İttihat ve Terakki'ye, Jön Türklere girmiş, Paris'e kaçmış falan filan. Bütün bunları aslında biz bir kültürün tarihini öğrenir gibi öğreniyoruz ki bu tip romanlarda kültür tarihi, medeniyet tarihi demiyoruz buna. Tanpınar bu anlamda medeniyeti reddediyor farkındaysanız. Ne şarklıyız ne garplıyız derken oralara geleceğiz. Bize bir kültürü, kendi hayatımızı, biz Türklerin hayatını, öyle değil mi? Ne şark ne garp, ne doğu ne batı, ne İslam dünyası ne batılılar. Ama bizim bütün bunlardan aldığımız, edindiğimiz her şey, kendi hayatımız, bir anlamda kendi hayatımız, kendi yarattığımız hayat. Din de öyle. İslam dini de, Türk Müslümanlığı diyoruz buna. Tavsiye edeceğim kitaplar olacak size. Bu hayatın bizi tanımladığını söylüyor ve bunu yaparken de bir kültürün tarihini, işte 100 senelik bir tarihi ya da 120 senelik, ben tam hesaplamadım işin açıkçası, oturup buna bakmadım. Ama 1830'lu yıllardan itibaren, değil mi? Cumhuriyet'in kurulduğu yıllara kadar bir sürecin anlatıldığını gördüm. Dolayısıyla bir 100 senelik zaman dilimini biz bu vesileyle Behçet Bey'in bakış açısıyla, hatıralarıyla, farklı farklı kahramanların sahneye girişiyle çıkışıyla. Bu tiyatro gibi bir şey, değil mi Gülsüm Hanım? Girip girip çıkıyorlar, anlatıyorlar, yaşıyorlar, çekiliyorlar, yaşıyorlar, çekiliyorlar. O anda da kim çıkıyor ortadan? Bizim baş kahramanımız ortada görünmüyor. Kim o baş kahraman? Behçet Bey. Ama bir dakika, biz bir şey kaçırıyoruz burada. Behçet Bey görünmüyor değil. Behçet Bey görünüyor ve gösteriyor. Bunları gösteren kişi kim? Behçet Bey'in ta kendisi. Behçet Bey, Tanpınar'ın son bölümü eklenti olarak eklediği o mektupta, ben adları unutuyorum, şöyle açayım şuraları unutmamak için. Mahur Beste hakkında Behçet Bey'e mektupta biz ne yapıyoruz? Bu anlatılanların aslında bir mülakatın yazar tarafından romana dönüştürülmesi olduğunu görüyoruz, değil mi? Dolayısıyla bana kimse
Behçet Bey bu olayların içerisinde çok fazla görünmüyor demesin. Aslında bu görünen şeylerin tamamı da Behçet Bey'in zihninin mahsulü. Bir kahraman olarak Behçet Bey'in zihninin mahsulü. Bir romanın eyleyeni, aslında bir protagonist olarak diyebilir miyiz? Çok da diyemeyiz aslında, değil mi? Ama karşımızda böyle sinik, protagoniste yakın bir karakter var. Hem sinik hem silik bir karakter var. Hani şahsiyeti oturmuş olmakla birlikte toplumsal kabul görememiş bir kahraman var. Bu kahraman etrafında biz insanları tanıyoruz. Değil mi? Sabri Hoca, Halit Bey, İsmail Molla, erkek böyle erkek gibi erkek. Hani bizim bu Anadolu kadınlarının çok sevdiği erkekler vardır ya, vurdu mu oturtur. Öyle erkekler var. Onun oğlu var işte. O nasıl bir oğlan? Daha melul, mahzun, gariban. Behçet Bey, canım benim, çok sevdim. O kadar tatlı ki. Böyle ara sıra böyle kadın gibi davranması falan çok hoşuma gitti. Yani ben öyle erkekleri seviyorum. Açıkça söyleyeyim size. Böyle İsmail Molla gibi. Adı da zaten itici. Ama seküler de bir adam. Ya bakın, seküler de bir adam. Her ne kadar öyle olsa da değil. Ata Molla var. Atiye Hanım var. Birbirinden farklı pek çok kahraman var. Bu kahramanların ortak özelliği ne arkadaşlar? Bir yapıştırıcı etrafında bulunmaları. Merkezde kim var? O yapıştırıcı kim? Yani çok, evet, yapıştırıcı çok çirkin bir ifade oldu, farkındayım ama aklıma bu geliverdi. Merkezde bulunan unsur Behçet Bey. Behçet Bey'imiz. Onun etrafında kimler var? Babası İsmail Molla var. Annesi çok fazla çıkmıyor. O da silik bir şahsiyet. Dadısı var. İşte yeğeni var. Cavidan'dı, değil mi? Yanlış mı hatırladım? Cavide mi? Cavidan mı? Her neyse. Eşi Atiye var. Atiye var. Hemen aklıma Atiye dizisi geliveriyor. Atiye var. Ondan sonra bir de Aliye vardı eskiden. Onu da seyretmiştim. Çok severdim Aliye'yi de. Atiye var. Ata Molla var. İkinci Abdülhamit var. Bakın, ikinci Abdülhamit. Çok farkında mısınız? Tarihi romanlarda ne diyorum? Böyle şey kahramanlar çok zedelenmez. Çok ön plana çıkartılmaz. Onlarla çok oynanmaz diye burada da var. İkinci Abdülhamit var. Ondan sonra şeyin damadı, Ata Bey'in, Ata Molla'nın damadı Halit Bey var. Onun kardeşi Refik var. Atiye'nin, ah canım Atiye. Eskiden aşık olduğu, sevgili olamamış. Tabii onlar hiç sevgililik yaşayamayan kahramanlar. Aşık olduğu, eskiden aşık olduğu genç Refik var. Refik'in ölümü de zaten bir trajedi. Bizim çok masum, tatlı, şeker, cici bici, yanımızda olsa dedecim deyip kucağına yatacağımız, sakallarından böyle okşayıp, dedemizi öyle severdik ya, öpmek isteyeceğimiz Behçet Bey'imiz bir katil olmuş aynı zamanda. Onu da görüyoruz burada. Refik'in ölmesine, bir jurnalle ölmesine sebep olmuş bir adam aynı zamanda. O çok da masum değil aslında. Ne yapsın şimdi? Karısının eski sevgilisi, eski aşığı. Yani kıskatlı adam, erkek yani. Her ne kadar burada bazı şeyler böyle çok entel, kendini entel zanneden, illa böyle erkekleri böyle eşcinselliğe yakınlaştırmak isteyen bir takım akademisyenler, bilim adamlarının tersine biz onda o erkekliği de görüyoruz aslında. Yani bunu eşcinsel falan filan da yorumluyorlar. Hani biliyorsunuz orada süt kardeşin şey gecesi, süt kardeşin kocasının yanına gitmek istiyor falan filan. Oradan yola çıkarak yapıyorlar. Değil. Yani insan erkek arkadaşları da mutlu olabilir. Yani illa bu erkek arkadaşları da cinsel ilişki kurduğu anlamına gelmez ki. Böyle saçma sapan bir şey yani bu. Bunun dışında başka başka kahramanlarımız da var. Sabri Bey, Sabri hocamız var. Sabri Hoca çok yaşlı bir adam. Bütün bunlar bizi aslında Osmanlı'nın son dönemi ve Cumhuriyet'in kurulduğu yıllarda ki insan tiplerini de, değil mi, gösteriyor. Biz burada aslında fark ettiniz mi bilmiyorum. Sadece Behçet Bey'in o insanlarla münasebetini, neler yaşadığını görmüyoruz, öğrenmiyoruz. Aynı zamanda neyi öğreniyoruz? Farklı sınıflara mensup, katmanlaşmayı hatırlayın yahu. Farklı sınıflara mensup insanların, tabii dil sadece burada Sabri Hoca'da dil öne çıkıyor.
Onu da söyleyeyim. Yani dil anlamında bir katmanlaşma çok bariz değil. Ama en azından farklı sınıflardan insanlar, farklı anlayışlara sahip insanlar, farklı inançlara sahip insanlar burada mevcut. Aynı zamanda kim mevcut burada? Yazarın kendisi de var. Fark etmemiş olabilirsiniz. Yazarın ruhaniyeti bu esere birkaç tane yansıtıcı bilinçle birlikte siniyor. Kim onlar? İnanamayacaksınız. Birincisi Sabri Bey. Sabri Bey diyorum. Sabri Hoca. İkincisi İsmail Molla. İsmail Molla bu anlamda Yahya Kemal ve Tanpınar'ın imtidat dediğimiz. Aslında değişmeyi kendi hayatımız etrafında öngören, değişmeye karşı çıkmayan ama kendi hayatımızın ana şekillerini, omurgasını koruyarak bir değişmeyi öngören, kendi hayatımızı kutsallaştıran diyelim bir şeye sahip. Neydi onun adı? Bir anlayışa sahip. Bu noktada bu iki kahramanımız şey olarak yansıtıcı bilinç olarak karşımıza çıkıyor. Ben bir yudum daha alacağım arkadaşlar. Dolayısıyla biz aslında burada Osmanlı'nın son dönemindeki ve Cumhuriyet'in kurulduğu yıllardaki insanları da anmış oluyoruz. Yani bu insanların hırslarını, nefretlerini, kinlerini, neler yaşadıklarını, nelere inandıklarını öğrenmiş oluyoruz. Dolayısıyla aslında bir romandan öte bu eser ve Tanpınar'ın diğer eserleri bir romandan öte bir kültürü, bir ırkın hayatını, bir toplumun yaşadığı değişimleri anlatan bir roman olarak karşımıza çıkıyor. Bir bakıma anlatıyla bir kültürel tarih yazılıyor diyebiliriz. Tanpınar için bu önemlidir arkadaşlar. Kültür ve medeniyet tarihi Tanpınar'ın özellikle edebi eserleri yorumlarken dikkate aldığı bir bakış açısıdır. Yani bütün edebi eserleri değerlendirirken 19. asır Türk edebiyat tarihi noktada oldukça önemlidir. Şeye kadar geliyor, Servet Fırın'a kadar geliyor ama orada Servet Fırın dahil değil yani. Sadece Tanzimat var. Orada bizim büyük ilk yazarlarımızı, romancılarımızı değerlendirirken hiçbir zaman bu kültür tarihi meselesini, medeniyet tarihi meselesini ihmal etmiyor. Bir anlamda edebiyatı kendi yazdığı eserler de dahil olmak üzere bir sosyolog gibi, değil mi? Bir sanat tarihçisi gibi. Sanat tarihi dersleri de vermiş bu arada, onu da söyleyeyim size. Bir kültür tarihçisi gibi ele alıyor ve değerlendiriyor. İşte bu da Tanpınar'ın eserlerinin belki de en önemli taraflarından bir tanesi. Dediğim gibi bu öykü demeyeyim, bu roman aslında bir kahramanın Behçet Bey'in iki uyku arasında neler duyduğunu, neler düşündüğünü anlattığı bir anlatıya dönüşüyor. Muhtemelen Tanpınar son kısma, son bölüme koyduğu şeyle, mektupla bize aslında şunu söylemeye çalışıyor. O iki uyku arasında ben şeyi ziyaret ettim. Behçet Bey'i ziyaret ettim. Onunla konuştum, görüştüm. O da bana bunları anlattı. Son bölümde diyor ya, sen bana anlattın, ben yazdım diyor. O da ne yapıyor? Tanpınar da Behçet Bey'in anlattıklarını buraya aktarıyor, naklediyor. Dolayısıyla ortaya ne çıkıyor aslında? Bir bakıma yazarın aracılık rolünü üstlendiği ama kahramanın ona naklettiği, kahramanın pek çok insanla yaşadığı bir takım olayların verildiği, aktarıldığı bir roman çıkıyor. İki uyku arasındaki düşünceler, baba ile oğul. Hemen bunu okuyunca aklınıza neler geldi merak ediyorum. Biraz sonra konuşacağız. Baba ile oğul, iki dünür, Behçet Bey'in evlilik yılları, garip bir ihtilalci, hısım akraba arasında eski bir konak ve mahur beste hakkında Behçet Bey'e mektup bölümleri var. Sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bölümden oluşan bir romanla, değil mi? Yani çok da kısa değil aslında puntoları düşündüğümüzde.
biraz daha büyük puntolarla yazılmış olsaydı daha da uzun bir roman çıkacaktı karşımıza. 8 bölümden oluşan bir roman var. Az önce de dediğim gibi bir çekirdek olay etrafında, bir temel olay etrafında gerçekleşmeyen ama kahramanların etkin olduğu ve onların etrafında Behçet Bey'in bulunduğu bir romanla karşı karşıyayız. Şimdi bir dakika 5-6 saniyemiz var arkadaşlar. Bir sonraki aşamaya geçelim. Arada bölünmesin. Bir dakikadan da az kaldı şimdi. Gir çık yapalım isterseniz. Bekliyorum sizi.